Hepinize selam dostlar. Yeni bölümde yine beraberiz. Bu bölüm kaçıncı bölüm oldu? Dokuzuncu bölümdeyiz. Şimdi dokuzuncu bölümde neler yapacağız? Onları anlatacağım. İlk önce tabii ki her zaman dediğimiz gibi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Bu bölümde camların izolasyonuyla uğraşacağız. Bu da büyük işlerden bir tanesi. Önemli bir işlerden bir tanesi. Bakalım onlarla uğraşacağız. Hadi şimdi onlara geçelim. Haydi iyi seyirler size. Bu bölümdeki yapacağımız malzemelerimizi tanıtayım size. İlk önce bir kartonumuz var böyle. Sonra yalıtım malzememiz var. Camları kaplayacağımız. Ondan sonra bir makas, bir maket bıçağı, metremiz, kalemimiz. Haydi başlayalım. Şimdi ilk önce şu ön camdan başlayacağız. En büyük camımız burası. Kartonumuz bir tane olduğu için şimdi size onları göstereceğim. Nasıl şablon alacağız? Şuradaki ıvır zıvırlardan bir kurtulalım. Gördüğünüz gibi parmağımız var. Şu makine arabamız. Şunu alalım. Şablonun çıkartması gerçekten çok zor. Bombeli dışarıdan ölçü alıp bu ön camı elde yapacağım. Yani alıştır yapacağım. Ondan sonra diğer tarafları kartonla şablon çıkartacağım. Bir bakalım, bunu bir deneyelim. Dışarıdan ölçü aldım çünkü içeriden alması gerçekten çok zor. İçeriden almaya çalışıyorum. Bildiğiniz zor iş. Şuradan alttan metremiz böyle yaylanıyor da bombeye göre alabiliriz. Evet. Ölçüleri geniş alacağım. Ondan sonra da kesim işlemini yapacağız. Hadi bakalım keselim şimdi. Şablonu dışarıdan yapmaya karar verdim. Şu alt kısımlara kağıt bant yapıştırarak bunu burada keseceğim. Sonra da biraz geniş keseceğim. Ondan sonraki kısımlarını içeriden yapacağım. Camın şablonu dışarıdan çıkarmak daha mantıklı oldu. Şimdi çizdim. Bunu bir keseyim. Evet, şimdi ince işlerimizi burada yapıyoruz. Bunu kestik. Güzelce. Şimdi bu kağıt bantımızı birkaç tane parça alıp buralara yerleştiriyoruz. Şu şekilde yapıp şu şekilde ters döndürüyorsunuz. Şöyle çift taraflı bant oluyor. Yapıştırmamız lazım ki bombe yapmasın. Tam ölçümüzü alalım. Evet, şimdi kestiğimiz yalıtım malzememizi şuradan şöyle bir geçirelim. İlk önce yukarı sıfırlayacağım. Şimdi işimiz kolaylayacak. Tüm bombeleri almış bulunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi fazlalıklarımız var. Onları keseceğiz. Şimdi bunların ince kısımlarını kesip detaylı bir şekilde çıkartacağız. Şimdi ben şununla tekrar çizeceğim. Bunu asitatlı kalemle çiziyoruz. İşaretledik. Şimdi tam kesimlerini yapacağız. Ondan sonra bunu iki kat yapacağız zaten. Öbür ikinci katını da tekrardan yerleştireceğim. Hadi bakalım sökelim şimdi bunu. Evet.
bomba yapmadan işimizi gördük. Evet dostlar, en zor işlerimizden bir tanesi şablon çıkarmaktı. Şimdi ön camı şablonunu çıkarttık. Şimdi iki kat yapacağımız için şimdi bunu buna yapıştıracağım. Yapıştırmayı da asiste silikonla düşünüyorum. Biliyorsunuz çoğu şeyi ilk defa deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. İlk önce yapıştıralım. Şöyle. Çok az yapıştırıyorum. Evet, yapıştırdığımız silikon pek bir işe yaramadı arkadaşlar. Ondan sonra baliyi denedim. Baliyle yapıştırdık. Şimdi keselim. Gene deneme yapıyoruz ama bakalım olacak mı? Evet, şimdi ön camın denemesini yapacağız. Şimdi bunu kestik, birbirine yapıştırdık. Şurada gördüğünüz bantla buna bir çerçeve geçiyorum. Şuradan bir keselim. Etrafını bantla dolandık. Şimdi bunu yerine yerleştirelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bitirdik. Şurası da bir ufak bir aydınlanma olsun. Öyle bıraktık. Şimdi de dışarıdan bakalım buna. Şöyle çevirelim. Evet arkadaşlar, amacımıza ulaştık. Şimdi ilk önce deneme olarak ön camı bir yapalım dedim. Ve gayet de güzel oldu. Şimdi diğer camları da bu şekilde sök tak yapacağız. Aslında ben öbürkilerini bitirirken bir malzeme sipariş ettim de o malzeme daha henüz gelmedi. Onunla birlikte bunları yapacağız. Çift kat olduğu için güneşten bayağı korunacaktır. Onu düşünüyorum şimdi. Şu an iyi bir güneş çıktı. Cam sıpsıcak. Aşağıya diyorum. Evet, o kadar sıcaklığımız yok. Sıcağı kesmiş olduk. Arkadaşlar tam malzememi bekliyorum kargoda derken kargo geldi videoyu çekerken. Şimdi bir kutu açılışı yapalım, hani meşhur diyor ya. Evet, gelen malzememiz neymiş arkadaşlar? İlk önce ona bir bakalım. Şöyle iki tane rulo arkadaşlar bu. Şöyle bir açayım size, göstereceğim bunu. Evet. Bunlar şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar cırt arkadaşlar. Böyle yuvarlak, 1,5 santimlik cırtlar. Şu büyük ihtimal şu da karşılığı. Onu da açalım. Bunlar kendinden yapışkanlı cırtlar. Bunları, evet, bu da karşılığı. Gördüğünüz klasik cırt. Bunu internetten sipariş ettim. Şu şekilde yuvarlak. Bunlar arkası yapışkanlı. Bunları yapıştırıyorsun, sonra birbirine yapışıyor. Bakayım şu yapışkanı, gayet güzele benziyor. Çok iyi.
Benim amacım bunları bu camlara yapıştıracağımız, hadi burada kullanmıyoruz ama diğer camlarda yapışkanlı olarak kullanacağım. Sök tak yapacağız mı sizin için? Evet, iyi, bunlar da geldi. Şimdi diğer camların kesimine başlayacağım. Şimdi ilk önce bu bölümde bunun denemesini yaptık. Diğerleri zaten klasik gösterdiğim gibi videolarda göreceksiniz zaten, yapım aşamalarını çektim. Daha doğrusu çekmeye çalıştım. Diğer camları da o şekilde yapacağım. Onları bitireceğiz. Tabii kaç kelam edelim, gene devam edelim. Arkadaşlar, bu bayramda güzel bir rota çizmiştim aslında kafamda. Tabii ki sizler de öyle, hepiniz de planlar yapmıştınız. Maalesef uzun bir kapanma geldi. Bu kapanma yüzünden planımız suya düştü. Artık bayramdan sonra inşallah bu virüs pandemi dönemi biraz böyle hafifler de yollara çıkarız. İnşallah onu bekliyoruz. Şimdi bu 9. bölüm buraya kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Bunu her zaman resmen şey yaptım, tik haline geldi. Her video çekişimde. Bunu yapacakmışız arkadaşlar. Başka çare yok. Abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer yorumlarda istediğiniz bir şeyler varsa veya söylemek istediğiniz bir şeyler, önerileriniz, özellikle önerileriniz olursa onları da açayım. Onları bekliyorum. Buraya kadar, yeni bölümde görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.